Merhaba sevgili çocuklar. Zeytin Ağacı ve Beyaz Güvercin Masalına hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Ege'de bir yerlerde bir küçük zeytin ağacı varmış. Zeytin ağacı daha çok küçükmüş ama çok uzun yıllar yaşayacağını biliyormuş. Her sene bir sürü zeytin verecek. O zeytinlerden yağ yapılacak, çocuklar zeytinlerini yiyerek büyüyecek, dünyaya faydası dokunacakmış. Bunu bilmek çok güzelmiş. Ancak zeytin ağacı benim diğer zeytin ağaçlarından bir farkım daha olmalı. Ben dünyaya daha faydalı işler yapmak istiyorum diye düşünüp duruyormuş. Günler böyle gelip geçerken bir gün dalına beyaz minik bir güvercin konmuş. Güvercin çok üzgün görünüyormuş. Hatta zeytin ağacı dikkatli bakınca güvercinin ağladığını fark etmiş. Dayanamamış. "Neden ağlıyorsun?" diye sormuş. Güvercin, "Ulaşabiliyorum. Benim kanatlarım var," demiş. Zeytin ağacı, "Bu çok güzel, değil mi? Keşke ben de senin gibi her yere uçabilsem," demiş. Güvercin, "Evet, ama gördüğüm şeyler beni çok üzüyor. Ben aslında bir barış güverciniyim. Fakat bunu kimse bilmiyor," demiş. Güvercin haklıymış. O bir barış güverciniymiş. Gittiği her yere barış götürüyormuş. Ama kimse bunu fark etmediği için barışı sağlayamıyormuş. Zeytin ağacı, "Peki senin için bir şey yapabilir miyim?" diye sormuş. Beyaz güvercin, "Benim diğer güvercinlerden farklı olduğumu simgeleyen bir şeyimin olması gerek ama ne bilmiyorum," demiş. Zeytin ağacı düşünmüş, taşınmış ve aklına bir fikir gelmiş. "Biliyor musun? Ben de bu dünyaya daha faydalı olmak istiyorum. İstersen birlikte el ele verip bunu başarabiliriz," Demiş. Beyaz güvercin, "Peki nasıl olacak bu iş?" diye sormuş. Zeytin ağacı, "Sana her gün gövdemden bir dal vereceğim. Sen de bu dalı barışı sağlamak istediğin yere götürüp bırakacaksın. Ve barış için birbirimize zeytin dalı uzatmak yeterli," diyeceksin. "Böylece herkes seni fark edecek ve sen de barışı sağlamış olacaksın," demiş. O günden sonra beyaz güvercin her gün zeytin ağacının gövdesinden bir dal alıyor ve barış için uçuruyormuş. Beyaz güvercini ağzında zeytin dalı ile gören herkes artık onun bir barış güvercini olduğunu, ağzında taşıdığı zeytin dalının ise barışın simgesi olduğunu biliyormuş. Burada da masal bitmiş çocuklar. Başka bir masalda görüşmek üzere çocuklar.